1 Kasım 2023 itibariyle artık vergisiz cihazlar alabiliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ve o vergisiz alabileceğiniz cihazların arasında bir liste yaptığımızda listeye doğrudan giriş yapan oldukça da merak edilen iki akıllı telefon modeli şu anda elimde. Biri Realme C53, diğeri de Realme C55. Bu iki telefonun öne çıkan detaylarını sizlerle bu videoda paylaşıyor olacağım. Vergisiz bir akıllı telefon arıyorsanız doğru videoya geldiniz diyebilirim. Şöyle iki telefonu şöyle kenara doğru koyayım arkadaşlar. Bir de C53 biri C55 şeklinde şöyle kulemizi yapmış olalım. Ve bu yanımda durmakta olan akıllı telefonları sizlere anlatmaya başlayayım. Şimdi bu iki telefonda yeni yürürlüğe giren kararla beraber gerçekten çok tercih edilebilir duruma geçiyor arkadaşlar. Çünkü C55'e baktığımızda cihazda mini kapsül isimli bir özellik var. C53'te de aynı özellik bulunuyor ama C55 Android cephesinde bu özelliği kullanan ilk model olarak tabii ki tarihe geçen bir model sevgili arkadaşlar. Bu özellik daha güncel ve kullanılabilir hale getiriyor. Bu akıllı telefonu bu tarz animasyonun geçişlerde yenileme hızı da oldukça önemli olduğu için kasmalar olabiliyor. Bu cihazda 90 Hz'lik bir yenileme hızı ile beraber bu LCD panelde bu durumun da ortadan kaldırılmasını sağlamış Realme tarafı. 64 megapiksellik bir ana kamera bulunuyor Realme C55'te ve açıkçası incelediğimde çok da şaşırtan sonuçlarla karşılaştığımız sizlere de zaten inceleme videomda aktarmıştım. Kanalımda inceleme video var. Yukarıya eklerim onu. Siz de oradan gidip izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu 64 megapiksellik kamera gerçekten oldukça iyi işleri ortaya çıkartıyor. Bu cihazın en büyük tercih sebeplerinden biri de tabii ki fiyatı. Çünkü iki farklı varyasyonla geldiği için alınabilir bir fiyat ile bizlerle buluşuyor gerçekten. 8 ya da 6 GB'lık fiziki RAM ya da 128 GB'lık ya da 256 GB'lık bir depolamayla Realme C55'i satın alabiliyorsunuz. Dinamik RAM ile de destekli bir model arkadaşlar. onunla sizlere söylemiş olayım. Realme C55'in şarj yeteneklerine baktığımızda ise 33 wattlık bir hızlı şarj ile geldiğini 5000 miliamperlik bir batarya sahip olduğunu görüyoruz arkadaşlar ve bu sayede bu akıllı telefon 60 dakikada tam şarj olabiliyor ancak %50 civarı bir şarjınız varsa 29-30 dakikada yine tam şarj etmeniz mümkün. Gelelim Realme C55'in fiyatlarına. Fiyat kısmında işte şimdi vergisiz alınabilecek cihazlarda ne kadar avantajlı olacağını zaten sizler de görüyor olacaksınız. Bu akıllı telefonun tavsiye edilen fiyatları başlangıç olarak 6 6 GB'lık modelde 7999 lira. Bir üst seviyede ise 8 GB'lık RAM olan versiyonda ise 9500 TL olarak bizlerle buluşuyor sevgili arkadaşlar. Gelelim Realme C55'in kardeşi diyebileceğim Realme C53'e sevgili arkadaşlar. Bu akıllı telefonla da bir 33 watt'lık hızlı şarj desteği yine bulunuyor. Bu da bence güzel bir detay arkadaşlar. Hemen 5000 mAh bir batarya olduğunu görüyoruz. Şarj olarak baktığımızda bu iki telefonun segmenti farklı olsa da bu segmentteki en hızlı şarj sahip cihazlardan bir tanesi Realme C53 ve batarya süreleri olarak karşılaştırdığımda da C55 C53'ün arasında bir günlük fark anlamında çok da ciddi büyük farklılıklar olmadığını sizlerle paylaşmalıyım sevgili arkadaşlar. Yani bir olumsuzluk yok ama kendi segmentinde C53'e baktığımız zaman gerçekten iyi bir sonucu bizlerle buluşturuyor. Realme C53'te arkadaşlar 4 GB'lık bir fiziki, 4 GB'lık da bir sanal RAM bulunuyor. Tabi bunlar da bize bunun akabinde iyi bir performans sunmaya çalıştığını gösteriyor. 128 GB'lik bir depolama ile gelen Realme C53'e baktığımız zaman çift sim kart ve micro SD kartı beraber kullanabilmeniz için bir sim kart girişinin mevcut olduğunu da görüyoruz ki ben zaten bu özelliği seviyorum sevgili arkadaşlar. Burada arkadaşlar Realme C53'te de aynı C55'te olduğu gibi mini kapsül özelliğinin bulunduğunu, ekranda 90 Hz'lik bir yenileme hızının bizlerle buluşturulduğunu sizlere aktarayım. C53'te 50 megapiksellik yapay zekalı bir kamera bulunuyor. Bu kamera segmentine göre bence yeterli seviyede diyebilirim sizlere. Ayrıca iki akıllı telefonda da hoparlör anlamında gerçekten güçlendirilmiş bir hoparlör sistemi bulunuyor. Bu da tabii ki böyle çok gürültülü ortamlarda ya da telefonunuzun sesini duymakta güçlük çeken biriyseniz telefonunuzun sesini rahatlıkla duyabileceğiniz anlamına geliyor. Realme C53'ün satış fiyatına baktığımızda ise 6299 TL'lik bir fiyat etiketiyle geliyor. Vergi indirimini de devreye soktuğumuzda müthiş bir fiyata Realme C53'ü de almanız mümkün oluyor sevgili arkadaşlar. C55 ve C53 zaten ikisi de oldukça popüler akıllı telefonlar diye düşünüyorum. Mutlaka aranızda sıklıkla arayanlar vardır ki C55'i inceledikten sonra çok ciddi sorular almıştım. İşte tekrardan böyle bir videoyla iki cihazı da sizlere özetlemek istedim bu videoda arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim sizlere vergisiz alınabilecek böyle mantıklı cihazları anlatmaya devam etmemi istiyorsanız ben zaten oldukça hevesliyim. Sizlerin de böyle bir isteği varsa lütfen merak ettiğiniz cihazları vergisiz olabilecek anlamda yorumları yazın onlara tekrardan böyle kısa videolarla sizlere anlatmaya çalışayım özetlemeye çalışayım avantajlarını ve öne çıkan detaylarını sizlere anlatmaya çalışayım bu kanalda tabi bu kanalın sizlerin desteğiyle daha ileriye gidebileceğini sizlere hatırlatırken bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay